80'li yılların yazlarını anlatmaya başladık. Tolga futbol aşığı birisi olarak uzaktan baktığını söylerdi futbol oynarken. Kadroya giremediğini falan anlatırdı. Top toplatırdık. Derken bu hayallerimizi Tolga'yla nasıl gerçekleştirebiliriz de geldi. Sonra Besim de katıldı bize. Bir gün karar aldık hangi tarih şu bu derken o yazı yaşatalım dedik. Evet, çok güzel bir başlangıç oldu bugün için. Geldik kuzenler buluşması için ama orada bizim kadınlar bizden daha çok eğleniyor. Olayı biz yaptık ama bizim kadınlar daha çok eğleniyor ama onlara helal olsun. Bugün akşam toplandık. Tolga yeğenim bir organizasyon yapmış. Çok güzel. Eğleneceğiz. 1980'li yıllar yad edeceğiz. Kendisi buralarda top oynuyordu falan Tolga. Onları yad edeceğiz, eğleneceğiz, eskilerden anlatacağız. Kız yeğenlerim de aşağıda eğleniyorlar zaten. Benim terasta da organizasyon. Biz çocukken her yaz köye gelirdik. Daha doğrusu bizim zamanımızda böyle gelme gitme vardı. Akrabalar her yaz ve her tatilde birbirlerine gidip gelirlerdi. Yani o zamanlar henüz Bodrum, Marmaris, Alaçatı icat edilmemişti. Böyle bir tatil kültürü vardı ülkede. Ama ben uzun yıllardır köye gelmiyordum. Çok değerli kuzenlerimi çok uzun zamandır görmüyordum. Böyle bir organizasyon yaptık. Sonuçta bunu gerçekleştirdik. Herkes burada hemen hemen. Gelemeyen, katılamayan bir iki tane sevgili kuzenimiz oldu. Ama onların da kalbi burada eminim. Onlara da burada selam gönderiyoruz. Bu akşam daha yeni başlıyor. Eğlencenin dibine vurulacak. Var mı bir şey? Bakın, 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 öğrenmedim. Harbiden, işte bu be! İşte bu! I'm just on you. Teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon için Tolga abicim. Her sene aynı şeyi aynı zamanda yapmanı çok isteriz. Çünkü farkında olmadan da olsa sen bizim hakikaten aile bağlarımızı kuvvetlendirdiğine inanıyorum. Çünkü biz böyle bir şenlik, birlik, beraberlik hiçbir zaman yaşamadık. Çok 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 teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Her daim bekliyoruz.